Sevgili seyirciler, değerli konuklar, bu akşam sizleri Muğla'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü, kuruluşu milattan önce 3000'li yıllara kadar uzayan güzel ilçesi Fethiye'den selamlıyoruz. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Evet, Kelebekler Vadisi ile, Ölü Denizi ile, Dalyan İstuzu kumsalıyla, kaya mezarlarıyla, adaları ve Yüce Atatürk yazılı tişörtleriyle sahaya çıkan Fethiye sporuyla gönüllerimizi fetheden Fethiye'deyiz. İçerideki konuklarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de saatlerdir dışarıda kuyrukta içeriye girmek için bekleyen, ancak salonumuzdaki koltukların sınırlı sayıda olması nedeniyle içeriye alamadığımız, fakat bizi yalnız bırakmayan ve dışarıdan oradaki ekranlar aracılığıyla programımızı takip eden sevgili Fethiyelilere buradan gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Salonumuzda yaklaşık 600 konuğumuz var. Ben saatler öncesinden çekilmiş bir kuyruk görüntüsü paylaştım. Yani kamera dönüyor, ısrarla takip ediyor kuyruğu ve sonunu bulabilmek, görebilmek mümkün olmuyor. Samimi söylüyorum, şimdiye kadar yüzlerce program yaptım. Halk Arenası'nın kaç adet olduğunu unutmuş durumdayım. 2013'ten bu yana hep Halk Arenası ile karşınızdayım. Ama böylesine uzun, böylesine sabır dolu bir kuyruk şimdiye kadar görmedim. Ben hemen değerli konuşmacı konuklarımızı takdim ediyorum. Aylardır kent kent dolaşarak tek adam anayasasının getireceği rejim değişikliğini halka anlatan İstanbul Barosu'nun katıksız Kemalist eski başkanı Sayın Ümit Kocasakal. Sayın Kocasakal'ın hemen solunda anayasaya hayır dediği için MHP'den ihraç edildiği gibi toplantıları engellenen, tehdit edilen, saldırıya uğrayan Gaziantep milletvekili Sayın Profesör Ümit Özdağ. Ve gündeme ilişkin ironik ve çarpıcı yorumlarıyla seyircilerimizin büyük beğenisini kazanan, hatta tiryakilik yaratan halkın avukatı Sayın Murat Ergün. Bu gecenin organizasyonunu Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sayın Özgür Kullukçu yaptı. Sayın Kullukçu ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu salonu bize tahsis eden Fethiye Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Başkan Vali ile birlikte bir protokolde olduğu için aramızda bulunamıyor ama onu temsilen Başkan Yardımcısı Sayın Mete Atay bizimle birlikte. Ayrıca Muğla Barosu Başkanı Sayın Avukat Cumhur Uzun aramızda. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkan diyorlar. Tabii Cumhurbaşkanımız, evet. Doğal olarak. Evet, doğal olarak. Hedef göstermeyi. Ve her zaman olduğu gibi Halk TV yayın danışmanı, evet, meslektaşımız sevgili Atilla Köprülüoğlu da bizimle birlikte. Değerli hocalarım, öyle başlayayım. Hep karışıklık olmasın diye soyadlarınızla hitap edeceğim. İki Ümit yan yana oturunca arada bir karışıklık olabilir. Sayın hocalarım, şu anayasa referandumu öncesinde Anadolu'yu, Türkiye'yi kent kent, adeta diyar diyar dolaşarak konuşmalar yapıyorsunuz ve halkımıza niçin hayır demeleri gerektiğini izah ediyorsunuz.
Bu izlenimlerinizi paylaşır mısınız hocam? Neler yaşadınız, neler gözlemlediniz? İkimiz de hoca olduğumuz için. Önce Sayın Koca Sakal'dan. Ben akademik geleneğe bağlı bir insanım. Önce hocam. Öyle mi? Tabii. Peki, buyurun. Önce hocamız. Buyurun hocam. Ben oturuş sırasına göre söz vermeye yöneldim ama buyurun. Ben de sevgili Fethiyelileri ve Halk TV ekranlarından bizleri seyreden herkesi içtenlikle selamlıyorum. Bu programa ikinci katılışım. Evet. Bu programın nasıl bir etkisinin olduğunu biliyorum. Herhalde şu anda Türkiye'den fazla seyredilen program. Evet hocam. Ratinglerde, evet. Bundan eminim. Yani haber kanalları arasında evet. Daima bizim program ratingde birinci geliyor. İfade ettiğiniz gibi Türkiye'yi dolaşıyoruz. 18 Şubat'ta Türk Milliyetçileri Hayır Diyor platformu olarak Ankara'da bir toplantı yaptık. Ve bu toplantı öncesinde bir karar almıştık. Türkiye'yi 4-5 ana blok parçada hızlı bir şekilde dolaşacağız ve her vatandaşımıza neden hayır dediğimizi anlatacaktık. Ve şimdi o süreç başladı. Hızla ilerliyor. Önemli bir bölüm gezildi. Nisan'ın başından itibaren bazı yerlere ikinci kez gitmeye başlayacağız. Bazı yerlere de ilk kez gideceğiz. Tabii bu arada anketler yaptırıyoruz. Gelen anketlerin ortalamasını alıyoruz. Onları test ediyoruz. Şu anda %57-58 hayır gözüküyor. Bu net. %42-43 evet gözüküyor. Bu kararsızlar dağıtıldıktan sonra yalnız. Bunu kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Ancak kararsızlar burada matematik olarak dağıtılıyor. Oysa kararsızım diyenlerin daha büyük bir bölümü hayır demeye yatkın. Evet. Yani böyle dağıtılmamalı. Sanıyorum bu trend devam ederse %60-61-59 ekseninde bir ay sonra bir yere oturacak. Bir de hocam bazı yurttaşlarımız, anketörler kendilerine soru sorduklarında hayır demekten korkabilirler. Hı hı. Değil mi? Tabii. Çünkü korkunç bir baskı var. Bunu oran görüyoruz. Da var. Tabii. Bunu görüyoruz. Çünkü biz bir anlamda baskıyı yaşayarak Türkiye'yi dolaşıyoruz. Mesela kısa bir süre önce işte bir şehrimizdeydim. Yine yerel televizyonu şey altında bırakmayayım, baskı altında bırakmayayım. Beni davet ettiler televizyona. Fakat linklere borçları varmış. O taksitlendirilmiş. Davet edilmiş. Ümit Özdağ çıkarsa bunun hepsini birden ödersin diye. Onun üzerine bana dediler ki buna siz karar verin. Ben de gitmemeyi karar verdim. Bu gene baskının bir hafif şekli hocam. Yani özür dileyerek sizi davet edemeyeceklerini söylüyorlar. Evet. Çok medeni bir davranış. Siz de anlayışla karşılıyorsunuz. Ben de anlayışla karşılıyorum. Ama fiziki saldırılar oluyor hocam. Ona da geleceğim. Yusuf Alaçoğlu Hoca ile birlikte Akdeniz Radyosu'na gittik Adana'da. Güzel de bir röportaj oldu. Dışarıya çıktık, memnunduk, iyi bir söyleşi yaptık diye. Bizim dışımızda kimse dinlememiş. Çünkü sanal saldırı olmuş radyonun linklerine ve bütün Adana'da kesilmiş yayın. Allah Allah. Evet. O da sonradan tespit edildi. Acaba Hollandalılar ve Almanlar yapmış olabilir mi? Ben ondan şüpheleniyorum. Sonra çünkü onlar faşist hocam. Sonra Yusuf Hoca'nın ifadesiyle Almanya'da Silifke'ye gittik. Ve orada da saldırıya uğradık. Almanya'nın Silifke kazası. Evet, Almanya'nın Silifke kazasına gittik. Orada da saldırıya uğradık. Şunu söyleyeyim açık bir şekilde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik mekanizmaları son yıllarda ne kadar tahribata uğramış olurlarsa olsunlar, ne kadar ağır yaralar almış olurlarsa olsunlar, bu süreçte aynı zamanda memnuniyetle gördüğümüz bir şey Türk polisinin ciddiyetiydi. Polis izin vermediği sürece Türkiye'de herhangi bir saldırının olması mümkün değil. Bunu bir kez daha gördük. Bundan dolayı bu program vesilesiyle de ben görevini yapan
polislerimize teşekkür etmek istiyorum. Biz de yürekten katılıyoruz hocam. Yani şu anda biz bilemiyoruz tabii ama çok yoğun bir şekilde burada bulunan değerli Fethiyeliler, bizler ve dışarıda bekleyenler için polisimiz son derece büyük bir gayret sergiliyor. Güvenliğimizi sağlamak için olağanüstü çaba gösteriyor. Saldırının olduğu yerde açık bir... Yani hukuki bir sorumluluğu olmasın diye ve fazla bir suçlama da bulunmamak için ihmal diyorum, ağır ihmal hatta vardı. Saldırı ondan dolayı gerçekleşti. Peki neden saldırı oluyor? Doğrusu bu bir talimatın sonucunda gerçekleşiyor. Talimat kimin tarafından verildiği gayet belli. Ben bunu kamuoyuna açıkladım. Devlet Bahçeli... bu konuda atmış olduğu tweetlerle gençleri bu tür toplantılarımıza saldırmaya teşvik etti. Sonra bunların mizansen olduğunu söyledi. Yani biz kendi kendimize saldırtıyormuşuz. Bu tweetleri atarken o sırada Adana'da... Nasıl oluyor hocam? Bir gün önceden toplanıyor musunuz? Bana şöyle saldıracaksınız. Yani. Siz şuradan ilerleyeceksiniz falan gibi. Yani bir takımın teknik direktörü nasıl taktik verirse. Öyle mi yapıyorsunuz hocam? 250 genç o sırada dışarıda bizi protesto ediyorlardı. Peki biz ne söylüyoruz dolaşıp? Diyoruz ki biz %50 Türkiye'ye değil, %100 Türkiye'ye talibiz. Evet diyenler de, hayır diyenler de, kararsızlar da Türk milletinin, büyük Türk milletinin aziz evlatlarıdır. Biz bir tek kardeşimizden evet dese de vazgeçmeyiz. Bugün Elbap'ta savaşan aslanlarımızın, Mehmetçiklerin anneleri ve babaları arasında evet diyenler de hayır diyenler de var. Şimdi bu anne babalar Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle darbeci, terörist, alçak, çukur ve şimdi haçlı mı oluyorlar? Hayır. İşte biz bunun olmadığını söylüyoruz. Bunun olmadığını söylüyoruz. Ve diyoruz ki nasıl insanların evet demek meşru haklarıysa, hayır demek de meşru hakları ve hayır diyenlere darbeci demek, terörist demek, çukur demek... Kimsenin haddi değil, Cumhurbaşkanı dahil. Bu, biz anayasada mevcut parlamenter demokratik düzeni savunuyoruz. Mevcut demokratik düzeni, parlamenter demokrasiyi savunmak ne zamandan beri darbecilik? Darbeciler parlamenter demokrasiyi mi savunuyorlar? Teröristler parlamenter demokrasiyi ve bu anayasamızı mı savunuyorlar? Öyle olmadığı ortada. İnsanın aklıyla alay ediyorlar adeta. Fakat onun da ötesinde ağır bir hakarettir bu. Bir taraftan terörizm aklamadır, öbür taraftan hakarettir. Tabii bunların zirveye ulaştığı nokta Hilal ve Haç meselesi. Hilal ve Haç meselesi. Yani efendim evet diyenler Hilal'i temsil ediyormuş. Hayır diyenler ise anayasa oylamasında hacı temsil ediyormuş. Neymiş? Hayır demek parlamenter demokrasi. O zaman siz hacın cumhurbaşkanı mısınız kardeşim? Kendi kendinize bir sorun bakalım. Değil mi? Parlamenter düzen içerisinde cumhurbaşkanı seçildiniz. Şimdi bir cumhurbaşkanının önünde Türk milletinin saygısının ifadesi olarak sancak eğilir. Bir tek cumhurbaşkanının önünde eğilir sancak. Sancak milletin, tarihin, ordunun hepsinin birleşmesidir ve bir tek cumhurbaşkanının önünde eğilir. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk milletinin sancağını eğerek ona gösterdiği saygının aynısını büyük Türk milletine göstermesini istiyorum. Bunları anlatıyoruz. Nedense bunların anlatılmasından rahatsız olunuyor. Bunların konuşulması çok istenmiyor anlaşılan. Ve biz yine bunları anlatırken bir şey daha anlatıyoruz. Yani biz kardeşiz, bunun dışında
herkes dilediğini söyleyebilir. Sonra da anayasanın maddelerini anlatıyoruz. Özellikle hangi maddelere, bütün maddelere itiraz ediyoruz ama hangi maddelere ön plana çıkartılması gerektiğini de vatandaşla paylaşıyoruz. Çünkü diyoruz ki biz burada size anlatıyoruz, siz de başkalarına anlatın. Hepsini anlatmayabilirsiniz ama şu maddeleri muhakkak anlatın. Bunlar işte Türkiye'de federasyon sonucunu, özerk bölge üzerine federasyon sonucunu verir. Bütün güçleri bir kişide toplar, diktatörleşmeye neden olur diye. Bizim evet diyen politikacılardan, beklentimiz Cumhurbaşkanı'ndan, beklentimiz onlar da dolaşsınlar Türkiye'yi. Bize hakaret etmeyi bıraksınlar, bizle uğraşmayı bıraksınlar. Uğur Bey onlar da kendi neden evet deniliyor, onu anlatsınlar. Bu arada... Acaba bu baskılarda, bu engellemelerde evet çıkacağına yönelik endişe hakim olabilir mi? %100, etken olabilir mi? %100 o. %100 o. Çünkü bizim yaptırdığımızda benzer anketlerden daha fazlası saraya da gidiyor. Ve mesela dün giden bir anket var. 4 puan var arada. Hayırlar 4 puan indi o ankette. Ama bu bence makyajlaşmış bir anket. Makyaj yemiş bir anket. Çünkü 4 puandan daha fazla açık var arada. Bir taraftan da bütün bunlar olurken birileri şöyle bir fısıltı gazetesiyle haber yayıyor. Ya hiç uğraşmayın. Nasıl olursa, ne olursa olsun evet çıkar. Öyle mi? Kim çıkartacak? Kim çıkartacak? Biz sadece oyumuzu götürüp sandığa atmayacağız. Aynı zamanda oy namusumuz, namusumuza da sahip çıkacağız. Ve sonuna kadar sahip çıkacağız. Kimseye bir oyumuzu vermeyeceğiz. Kimseye bir oyumuzu vermeyeceğiz. Herkes sandığın vereceği karara uyacak, itaat edecek. Hani bir genç demişti ya, işte hayır çıkarsa iç savaş çıkar. Hiçbir şey olmaz. Hayır çıkacak. Cumhurbaşkanlığı görevinde kalır. Binali Yıldırım kalır mı bilmiyorum yani. Ben Binali Yıldırım'ın hayır oyu vereceğini düşünüyorum ama. Orada tabii çok büyük bir risk var. Mesela Binali Bey'in oy attığı sandıktan hiç evet çıkmazsa. Yani, evet çıkarsa sorun yok. Ben attım der de. Hiç çıkmazsa onun izahı olmaz. Bakalım. Onu da birlikte göreceğiz. AKP iktidarda kalacak. Şimdi soralım ya teröristler ve darbeciler bunu mu istiyorlar acaba? Gördünüz mü? Yani neresinden bakarsanız bakın Uğur Bey bunda bir mantık yok, akıl yok. Ve bunu evet diyen, Cumhurbaşkanlığı çok seven yurttaşlar da kabul etmiyorlar. Yani bunu konuşuyoruz çünkü onlarla da. Bizim bir farkımız var. Biz evet diyenlere saygı duyuyoruz. Biz evet diyenleri düşmanımız olarak değil, bu milletin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz. Ve onun için onlarla konuşuyoruz. Ya niye evet diyorsunuz? Diyor ki Erdoğan'ı seviyorum. Güzel Erdoğan'ı sev, Erdoğan'a oy da ver ama biz bu referandumda şoförü seçmiyoruz, arabayı seçiyoruz. Şimdi sen bu şoför o arabaya oturacak diye atarsın da bir başka şoför de iki sene sonra onun başına gelir. Veya diyor ki, ya işte beka sorunu var Türkiye'nin diyor. Peki beka sorunu varsa diyoruz, neden iki sene sonra devreye giriyor? Yani böyle konuşuyoruz birbirimizle ve biz onlara saygı duyuyoruz. Ve bu şunu da görüyoruz, ya bu çok ileri gidiyor, bu doğru değil böyle suçlanmanız. Tabii sizin hakkınız, tabii ki bu sizi terörist yapmaz, bu sizi darbeci yapmaz, bu sizi çukur yapmaz cevaplarını alıyoruz. Ondan dolayı... Yani bu çalışmalarımızda iki şeyi bir arada yapıyoruz. Bir, hayırı anlatıyoruz. İki, kardeşliğimizi muhafaza etme ve bir millet olduğumuzu tekrar hatırlamanın mücadelesi Peki, veriyoruz. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Geçelim diğer hocamıza. Sayın Özdağ
Elbap'taki şehitlerden bahsetti ve o şehitlerin çocukları, babaları, anneleri arasında evet ve hayır oyu vereceklerin de bulunduğunu, dolayısıyla bu oylamanın aslında işte hayır diyenlerin teröristlikle suçlanması, hainlikle dışlanması, en azından ötekileştirilmesi, baskı altına alınması, engellenmesine hiç gerek olmayan bir demokratik tercih ifade ettiğini söyledi. Ben bir adım daha geriye gidiyorum. Yarın tarihin akışını değiştiren eşsiz kahramanlık destanı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıl dönümü. Hepimize şimdiden kutlu olsun. O Çanakkale tepelerinde, Çanakkale ruhuyla orada çarpışmış, şehit düşmüş ve birbirine kaynaşmış. Evetçilerin de, hayırcıların da büyük 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 dedeleri yatıyor. O Çanakkale ruhu da bu referandum sürecinde gerçekten etkileyici ve örnek alınıcı bir takım anlamlar ifade ediyor. Hatta düşmanlar bile orada yek vücut olmuşlar, kaynaşmışlar, kavga çoktan bitmiş ve Büyük Önder Atatürk'ün ifade ettiği gibi Anzaklı askerler bile bizim evlatlarımız olmuş. Şimdi biz onlara evlatlarımız derken kendi vatanımızın öz evlatlarını hayır diyorlar diye hain, terörist, işte şucu, bucu diye nasıl yaftalayabiliriz? Bir, bunun cevabını rica edeyim. İkincisi, siz de izlenimlerinizi diyar diyar dolaştığınız kentlerden, ilçelerden izlenimlerinizi lütfen paylaşır mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Fethiyelilere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben sıkça gelirim Fethiye'ye. Tatil için çok sevdiğim, seçtiğim yerlerden bir tanesidir. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Bakın, burada ben şimdiye kadar önce hani bu izlenimlerimi hangi kentlere dayanarak aktarıyorum onu söyleyeyim. Niğde, Kayseri, Konya, Beşikdüzü, Trabzon, Rize, Çayeli, Antakya, Kozan, Kadirli, Sakarya, İzmir, Ankara, Burdur, Antalya. Bugüne kadar gidebildiğim yerler. Şimdi de bu program vesilesiyle Fethiye'deyim. Şimdi ben şunları öncelikle ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim halkımız belki çok fazla ne olup bittiğini bilmiyor olabilir. Ama bu halkın, bu milletin ilginç bir sezgisi var. Benim gördüğüm şu, gittiğim yerlerde. Yurttaşımızın milli bir şuuru, milli bir refleksi devreye girmiş durumda. Algısal ve sezgisel olarak ne olduğunu çok net görüyor şu anda. Şimdi bak, bunun bazı örneklerini vereceğim. Ama bakın, burada hani var ya Shakespeare'in ünlü Hamlet'te, to be or not to be, olmak ya da olmamak. İnsanlarımız şunu görüyor. Bu 16 Nisan'da yapılacak oylama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve geleceği için olmak ya da olmamak meselesi. Bu parti böyle parti yandaşlığı veya karşıtlığıyla, bir kişiye olan sevgi ya da nefretle veya benzeri duygularla bakılacak bir mesele değil. Bu 16 Nisan'da Türkiye kendisini yönetecek olanları seçmeyecek. Bu ne biliyor musunuz? Bu bağımsız bir ülke olmak ya da olmamak. Demokratik bir ülke olmak ya da olmamak. Kendi kendini yönetmek ya da yönetmemek.
hukuk güvenliği altında yaşamak ya da yaşamamak. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması ya da kayıtsız şartsız bir kişiye ve o bir kişi üzerinden emperyalizme devredilmesi ya da devredilmemesi. Biraz sonra belgeleriyle ortaya koyacağım ki aslında bu proje, yani bütün kuvvetlerin, yetkilerin tek bir kişinin elinde toplanması, Batı emperyalizminin, Amerikan emperyalizminin, Avrupa Birliği emperyalizminin Türkiye'ye dayattığı, planladığı bir proje. Planlayıcılarını söyleyeceğim. Mesela başında Graham Fuller ve Paul Henze geliyor. Ve birazdan isim babasının, bu sistemin isim babasının cemaat görünümlü çete başına ait olduğunu ve kimlerin desteklediğini de söyleyeceğim. Ama burada mesele şu. 550 kişiyi ikna etmek, kuralları, kurumları olan bir ülkede bu emperyalist planları, sev rüyasını dayatmak, ülkeyi parçalamak o kadar kolay olmadığına göre, olmadığından dolayı tek bir kişi üzerinden Türkiye'yi teslim alma projesi bu. Şimdi bakınız. Bu getirdikleri bizim önümüze şeye, metne, inanan, güvenen bir iktidarın ve onun destekçilerinin ne yapması beklenir? Kendisine güveniyorsa bırakacak, bizler böyle düşünenler gezecekler, anlatacaklar. Kendileri de bunlar terörist, Türkiye uçacak, güçlü Türkiye gibi altı doldurulamayan, tamamen soyut bazı belirleme ve ithamların ötesinde tek tek somut bir biçimde nasıl bunların olacağını anlatacak. Şimdi lütfen manzaraya bakın. Yahu ben bugüne kadar dikkatle takip ediyorum. Başbakanın, cumhurbaşkanının ya da herhangi bir iktidar yetkilisinin bir takım insanlara çamur atmak, onları terörle yan yana getirmek, birazdan belgeleriyle aslında kimlerin terörle yan yana olduğunu bir daha hatırlatmak istiyorum ama bunların dışında bir şey söyleyemiyorsa bir kere burada bir duracağız. İki, Hollanda'ya, Almanya'ya şey yaptılar. Sonra geliriz. Geleceğiz. Ama peki siz kendi ülkenizde niye fırsat eşitliğini sağlamıyorsunuz? Şimdi bana mesela, hocama, bir sürü insana, bana da Rize'de salon verilmedi. Bunun üzerine bir sendika salonunda yaptık. 500 kişilik salonda 980 kişi aşağı yukarı vardı. Bir üç katı içeri giremedi. Şimdi o yasağı... Yani şu anda burada olduğu tabii, gibi. Tabii. O yasağı bize mi koymuş oldunuz, Rize halkına mı koymuş oldunuz? Onlara koymuş oldunuz. Şimdi o yüzden şöyle bağlayayım. Böyle ilginç saptamalarım var. Şimdi milleti milletle aldatıyorlar. Milleti milletle aldatıyorlar. Ya ben şuna inanamıyorum. Hep diyorlar ki işte milletimiz karar versin, milletim. Ben de basit bir soru soruyorum. Yahu bu milletin bir adı yok mu? Yani Türk milleti diyemeyen, Türklükten çekinen bir kişinin veya bir takım insanların milletten bir şey talep etme veya bir şey söyleme hakkı yoktur. Çünkü siz millet millet deyip de adını koyamazsanız birileri de ya arkamızda millet var derken kastettiğiniz Amerikan milleti mi, İsrail milleti mi, İngiliz milleti mi diye sorma hakkına sahip olur. Ve o anlamda da şöyle bağlayayım. Yurttaşın, o bizim yurttaşımız müthiş. Bir kamusal vicdan, bir refleks, milli bir refleks devreye girmiş durumda. Bakın,
Bugün Burdur'dan, pardon Antalya'dan buraya gelirken Korkut elinden geçtik. Orada yurttaşlarla. İki tane, çok kısa anekdot. Bu kadar mı güzel anlatılır? Bir amca dedi ki o güzelim şivesiyle, ya dedi olağanüstü hal varken demokrasi mi olmuş gari dedi burada. E dedi sen dedi oraya buraya dedi onu bunu söylüyorsun da dedi ben burada dedi istediğimi söyleyebiliyor mu dedi. Bu nasıl demokrasi dedi. Oradan bir teyze bu sefer dedi. Ya evladım dedi bu düpedüz kral olmak istiyor da bunlar da gari dedi. Kral olmak istiyor bunlar dedi. Bak aynen böyle ya. E dedi yöneteceksen yönet işte dedi. Zaten sen değil misin şimdi başta dedi. Daha ne istiyorsun gari dedi. Yemin ediyorum aynen böyle. Çok güzel. Şimdi bağlamam şu. Gerçekten bunun önünde durulamaz. Burada tuzağa düşmeyelim. Evetçiler ve hayırcılar diye bir şey yok. Evet demeyi düşünen yurttaşlar var. Hayır demeyi düşünen yurttaşlar var. Bizim tek yapmak istediğimiz şu. Yemin ederim kimseye şu veya bu söyle diye söylemiyorum ben. Ben diyorum ki evet de diyeceksen de ne olduğunu bil, neye evet diyeceğini bil. Eğer bu vebali üstlenebiliyorsan tercih senin. Hayır diyeceksen neye hayır diyeceğini bil, ona göre şey yap. Şimdi bundan daha doğal bir şey olamaz. O milli refleks, milli şuur devreye girmiş durumda. Bunun önünde hiç kimse duramaz. Nitekim evet'i anlatmaya çalışanların söylemine, vücut diline baktığınızda zaten kendileri inanmıyor. Çünkü ne yaptıklarının, ne yapmak istediklerinin çok farkındalar. İşin kötüsü onlar için. Bu farkındalık sadece onlarda değil, yurttaş da bunun farkında olduğu için hangi partiye oy vermiş olursa olsun ki ben hep şunu söylüyorum. Genel seçimde istediğin gibi istediğin partiye oyunu verebilirsin. Ama sana kayıtsız şartsız sana ait olan egemenliği verme. Bu onunla ilgili bir mesele. Ben de o yüzden açık söylüyorum. Benimki ankete dayanmıyor. Tamamen gözleme dayanıyor. 60-62 civarında gözüküyor. Bir de şu ayrıntıyı da vereyim. Bazı nabız iller var Türkiye'de. Niğde bunlardan biri. Burdur, Trabzon. Bakın Trabzon'da %54-55 civarında olduğunu söylediler. Ama şunu dediler. Eğer Trabzon'da %54 ise hayır, yurtta %60-61 demektir. Dolayısıyla korkunun ecele faydası yok. Burada Türk milleti bu seçimde, bu oylamada demokrasiye, insan haklarına, kendi kendini yönetmeye, hukuk güvenliğine layık olduğunu dosta düşmana gösterecek ve 23 Nisan'da bir hafta sonra kutlayacağımız Ulusal Egemenlik Bayramı'nı bir hafta önceden kutlayacak. Benim görüşüm bu. Teşekkürler hocam. Evet, biraz sonra Sayın Özdağ hocamıza, ki kendisinin uzmanlık alanı, güvenlik, strateji konuları, ayrıca güçlü istihbarat kaynakları var ve bunları çok iyi analiz ediyor ve oradan bazı çıkarımlar yaparak toplumla paylaşıyor. Bundan sonra neler yaşanılabilir? Sayın Özdağ hocama onu soracağım ama şimdi halkın avukatına söz vermek istiyorum. Bu arada temen Mehmet Ali Çelebi olarak tanıdığımız Ergenekon kumpası mağdurlarından Mehmet Ali Çelebi komutanlarıyla birlikte hayırlı bir konvoy oluşturarak, sponsorluğunu da emekli maaşlarıyla yaparak yurdu dolaşıyorlar ve... Ben de kendisinin nikah şahidiyim. Öyle mi? Evet, cezaevindeyken
Kemal Bey'le beraber biz nikah şahitliğini yaptık Teğmen'in. Bize. Hayırlı bir şahitlik hayırlı olmuş şahitlik. Hocam. Hayırlı konvoy, yeni bir hayırlı yolculuğa hazırlanıyor şimdi. Bugüne kadar 3000 kilometre yol yapmışlar birinci etapta ve 11 il dolaşmışlar. Onun gözlemleri şöyle, Anadolu'da müthiş bir moralsizlik söz konusu, üretim durmuş, köylü perişan vaziyette, işsizlik almış başını gitmiş. Yani sıkıntılar aslında Türkiye'nin gerçek gündemi çözüm beklerken ortaya bir sünni gündem olarak bu anayasa referandumu konusu atıldı. Herkes de böyle bir kaygılı beklenti söz konusu olduğunu ifade ediyor. Ve diyor ki, yani o boyuta gelmiş ki işsizlik, Kırıkkale'de bir vatandaş, komutanım Suriyelileri Türk vatandaşı yapacaklarına bizi Suriyeli yapsınlar, belki o zaman iş buluruz demiş. Unutamıyorum diyor Mehmet Ali Şerif. Gerçekten çok çarpıcı bir tespit bu. Hakikaten sorunlar dağ gibi. Oysa Türkiye bambaşka bir kulvarda. Üstelik bu dağ gibi sorunları aşmak için birlik ve yek vücut olmak gerekirken ötekileştirme, kamplaşma, kutuplaştırma, ayrıştırma, toplumu birbirine hasım haline getirme, hatta düşmanlaştırma gibi asla olmaması gereken bir takım gayretlerin sergilendiğini görüyoruz. Bunun sonucunun da şu anda beka sorununu dile getiriyorlar. Beka sorunu gibi çok tehlikeli bir boyut alacağından fevkalade endişe ediyoruz. O nedenle herkesin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine ve Çanakkale ruhuna daha sıkı sıkıya sarılması gerektiğini ifade ediyoruz. Halkın avukatına sormak istiyorum. Şimdi bir süre önce Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani Ankara'ya geldi. Bağdat'a gittiğinde yanında götüremediği bayrağını getirdi. Ayrıca darbeci Sisi ile görüşmelerinde asla göndere çektiremediği bayrağı, ne bileyim Fransa Devlet Başkanı Hollande'la görüşürken hiç adını bile edemediği o sözde bayrağı Esenboğa'da göndere çektirdi ve bir devlet töreniyle karşılandı. Şimdi bayrağın göndere çekilmesi başkent Ankara'da o devletin bağımsızlık statüsünü tanımak anlamına gelir. Bunun ifadesi böyledir. Siz bir göndere resmi bir görüşmede bayrak çekerseniz, muhatabınızın bayrağını çekerseniz, o zaman onu devlet olarak görmüş olursunuz ve bağımsız bir devlet muamelesi yapmış olursunuz. Bu belki Barzani'ye dünyada sağlanan ilk en büyük imkan. Ve o bayrak Ağrı isyanı sırasında İngilizler tarafından çizilen bayrak. Evet. Küçük ayrıntı. Unutmayalım yani bunu. Çok teşekkürler hocam. Ama bugün Necirvan Barzani, o bölgenin ikinci yöneticisi, PKK'ya teşekkür etti. Ayrıca Barzani'nin Türkiye'deki kanadı, siyasal örgütlenmesi, bu anayasa referandumunda evet için kampanya yapacaklarını açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir şey daha ekleyebilir miyim? Buyurun hocam. Bugün Kerkük biliyorsunuz ilhak edildi Barzani tarafından. Evet. Kerkük'te devlet dairelerinde Türkçe konuşulması yasaklandı. Kerkük'e Barzani'nin flaması çekildi. İşte ve buna hiçbir tepki yok Ankara'dan. Sebep? Çünkü Barzani'nin elemanları Türkiye için içinde evet için çalışıyorlar. Evet karşılığında Kerkük'ün Barzani tarafından işgali kabul ediliyor. Tıpkı adalarımızın Yunanistan tarafından işgaline sessiz kalındığı gibi. Evet. Şimdi o kadar çok şey söyleyebiliriz ki, insan bu tür şeyleri gördüğüne üzülmüyor aslında. Yani bunları biz hazırız böyle şeyleri görmeye. Yani Barzani'nin böyle şeyler yapmasına, Kerkük'e girmesine, böyle niyetleri olması falan bizi şaşırtmıyor. Bizi şaşırtan bizim ülkemizi iktidarını elinde tutanların, yönetenlerin buna karşı sergilediği sessizlik. Ha, şunu da belirtelim. Veya uyum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen bilgiler, haberler
o bölgedeki Kürt yurttaşlarımızın ağırlıklı olarak hayır oyu verecekleri ve Türkiye'den kopmak, Türkiye'den ayrılmak gibi bir düşünceye asla geçit vermeyecekleri yolunda. Yani ne kadar gayret sergilenirse sergilensin, oradaki yurttaşlarımız bayrağımıza sıkı sıkıya bağlılar ve ne bölünmek ne başka bir isim altında Türkiye'den kopmak istemiyorlar. Bunu da Ankara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen bir bilgi olarak paylaşayım. Zaten Barzani ile burada yaşayan Kürt vatandaşlarımız arasında bir paralellik de asla kurmak istemiyoruz. Üstadım, zaten bu PKK meselesi, Barzani meselesi görüntüde mesela tırnak içerisinde Kürt kelimesiyle yan yana anılıyor olabilir ama özü öyle değil ki. İşte Ümit Koca Sakal söyledi, bu Barzani'nin bezini Bir Dünya Savaşı'nda döneminde, sonraki dönemde İngilizler çizdi. Bayrağı çizenler İngilizler. Haritayı da onlar yaptı. Dönemin İngilizleri, bugünün Amerika'sı ve İsrail'ini hesaba katarak bu denklemleri kurmak lazım. Bu Barzani meselesi falan değil. Bunlar sadece biz değer verirsek değeri olan, başka büyük ülkeler değer verirse değeri olan tipler bunlar. Bunların kendiliğinden böyle bir güçleri, değerleri, kökleri, bir şeyleri yok. Bunların aslında dediğim gibi bunların yaptıkları şeyin de bir kıymeti yok. Bunlar istediklerini yapsınlar. Benim zoruma giden Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bu yapılanlara karşı bizi temsil edenlerin gösterdikleri tavır. Benim söylemek istediğim şu. Şunu göstermek istiyorum ben. Siz şu haritayı biliyor musunuz? Evet, ben köşemde ki bir evet. Yazımda paylaştım o haritayı. Rudav'daki hava durumu 27 ilimizi bakın. Büyük Kürdistan içerisinde gösteriyor. Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu var. Bu Rudav diye bir televizyon kanalı, Barzani'nin kalanı. Hani şimdi işbirliği yaptıkları evet desin diye Kerkük'ü verdikleri Barzani var ya, o Barzani'nin televizyon kanalı bu. Barzani'nin televizyon kanalında bizim doğumuz, Güneydoğumuz kendi toprağı olarak gösteriliyor. Büyük Kürdistan'ın bir parçası olarak gösteriliyor. Dört parçalı Kürdistan deniyor, değil mi üstadım? Evet. Kuzey, Güney, Doğu, Batı Kürdistan diye. Bizim bölgeler gitmiş zaten, Kürdistan'ın içerisine girmiş. Bu Barzani'den bahsediyoruz biz. Barzani dedim mi, ne olduğunu da ortaya koyalım. Bu adamın bezini, bayrağını sallandırdık biz İstanbul'da, Devlet Koruk Evi'nde, Ankara'da Esenboğa Havaalanı'nda. Bu adamla işbirliği yapılıyor evet karşılığında. Buna üzülüyoruz ama şaşırmıyoruz. Şaşırmıyoruz. Daha geçenlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı işgal ettiği adaya gitti. Orada askerlerle buluştu. Din adamları gitti. Yunan askerlerini. Ya bizim karşıda 4 mil yüzerek geçtiğimiz adada Yunan askerlerini Yunan piskoposu geldi kutsadı ya. Buna karşı ses yok. Planlı olarak işte sen şuraya git, Avrupa'da bir yere git de yok gitmesin de o ona giderse gelme demişler de ona gitmiş. Ne olmuş? Savaş çıkaracaklarmış. Bu yalandan, dırışkadan milliyetçilik numaralarını biz yemiyoruz. Millet de yemiyor. Bunların hiçbir kıymeti yok bizim için. Nitekim Necirvan Barzani bugün PKK'ya teşekkür göstere ediyor. Göstere PKK'ya teşekkür etti. Bana mı teşekkür edecek? Tabii PKK'ya teşekkür edecek. Kendi hedefindeki işbirliği yolundaki arkadaşı Necirvan Barzani'nin PKK'ysa PKK'yla kol kola girecek. Yarın bir günde başka birisine teşekkür eder. Bize teşekkür edecek hali yok. Şimdi reklamlara girmemiz gerekiyor hocam. Onun şarkısı da var. O senin aslına rücu edişin. O onun aslına rücu edişi yani. Normal. Benim yalnız reklamdan sonra döneyim, şunları tamam, devam edeyim. Tamam, peki. Sevgili seyirciler, Fethiye'den gerçekleştirdiğimiz Halk Arenası canlı yayını reklamlardan sonra soluk soluğa devam edecek. Salonumuz hınca hınç dolu. Ayrıca yüzlerce Fethiyeli de saatlerdir dışarıda bizi izliyorlar. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Yalanlayamadılar. Muhteşem bir şey.